Vallahi çok iyi yorumlarım, çok heyecanlı olur. Hani anlatılmaz yani. Onun için heyecanlı. Çok duygulanıyorum. Hani anlatmak daha zor yaşamaktan. Çok duygulanıyorum vallahi. Hani bizi önde görüyorlar ya da. Hani o sebepten çok duygulanıyorum. Gazi dedi mi tüylerim diken diken oluyor. Vatan için gazi olduk biz. Hani şahıs için değil. Vallahi işte bizi örnek alsınlar. Görsünler gaziliğin ne olduğunu, hani nasıl olduğunu, hani bilmeyenler de var gaziliğin ne olduğunu yani. Taksim'de yaralandım. Askerlerle arbede sonucunda 25 tane askeri kovaladık. 25 tanesi sırtları anıta dönükle oldukları için onlar biraz şanslılardı. İşte ateş etmeye başladılar bize. Biz teğet geçti falan mermiler böyle. Bir iki tane diplerindeydik biz zaten. Ondan sonra bana sıçradı 6 tane şarapnel parçası. Ondan sonra ambulansa bindik işte, hastaneye gittik. Orada işte darbenin bittiğini söylediler. Biz de eve gittik işte. Ondan sonra işte hastaneye falan gittim. 2 hafta falan yürüyemedim. Evet, Kıbrıs Gazi eşiyim. Evet, Selahattin Özen, Nur Özen ikiz kardeşler. Evet. Burası 15 Temmuz darbe girişiminin aktif icra edildiği kışlardan bir tanesiydi. Ve bu kışla 1912'den beri Betis kışları kullanılan bölge. Şu anda 15 Temmuz Şehitler Parkı olarak açtık ve ilk etkinliğimizi de 15 Temmuz'da şehit olanlarımızın yakınları ve 15 Temmuz'daki gazilerimizle beraber burada iftar yapıyoruz. Biz burada şehit yakınlarımızla ve gazilerimizle beraber iftarımızı yapıyoruz. Ramazan'ın birliğini, Ramazan'ın dirliğini, Ramazan'ın paylaşımını, Ramazan'ın tanışma olduğunu, dayanışma olduğunu hep birlikte yaşıyoruz. Tabii bir özellik şu, bu kardeşlerimiz bizlere emanet ve biz bu emanetlerimize sahip çıkıyoruz. Çünkü onların şehit olanları ve gazi olanları bu parkı bize emanet ettiler, bize bıraktılar, bize miras olarak bıraktılar. Onlar da bize bunlara emanet olarak bıraktılar. Biz de bu kardeşlerimize, emanetimize sahip çıkıyoruz. Allahu Ekber, Allahu Ekber.